Hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Geçtiğimiz günlerde YouTube CEO'su Neil Mohan yapay zeka için önemli diyebileceğimiz bir mektup yayınladı. Bir blog yazısı tarzında. YouTube içerisinde içerik üreten veya yeni içerik üretmeye başlayacaklar için önemli mesajlar yer alıyor. Son dönemde yapay zeka gelişmeleri ciddi anlamda ilerledi ve sosyal medya devleri de bu gelişmelere tabii ki kayıtsız kalmıyor. 2024 yılı içerisinde sosyal medya üzerinde ciddi değişiklikler olacak yapay zeka tarafında tabii ki. Şimdi bu blog yazısında neler var? İçerik üreticileri neler bekliyor? Hazırsanız başlayalım. Blog yazısını açıklamalar kısmına bağlantı olarak bırakacağım. Burada blogun başlığı YouTube CEO'sundan mektup 2024 için 4 büyük bahis şeklinde. Bu arada blog yazısı İngilizceydi ve ben Translate ile Türkçe'ye çevirdim. Biraz ondan dolayı cümle düşüklükleri veya yanlış anlaşılmalar olabilir. İlk bölümde YouTube'un ilerlemesi ve öneminden bahsediyor. Ve burada bugün itibariyle 3 milyondan fazla kanal ve içerik oluşturucu olduğundan bahsediyor. Bununla birlikte toplamda 70 milyar dolardan fazla bir ödeme yapılmış YouTube içerik üreticilerine. Gerçekten ciddi bir para. İlk maddemize gelelim. Burada yapay zeka insan yaratıcılığını güçlendirecek diyor. Kariyerimi teknoloji ve yaratıcılığının kesiştiği noktada geçirdim ve üretken yapay zekanın hem potansiyelinin hem de karşılaştığımız sorunların farkındayım. İyi haber şu ki YouTube para kazanmadan hak yönetimini ve topluluğumuzu korumaya kadar karmaşık içerik sorunlarının üstesinden gelmek için yıllarını harcadı diyor ve ifade şöyle devam ediyor Yıllar önce YouTube'u başlattığımız misyonla yapay zekadaki ilerlemelere yaklaşıyoruz herkesin içerik üretmesine yardımcı oluyoruz yapay zeka insan yaratıcılığının yerini almamalı güçlendirmeli ve herkes yaratıcı ifadenin sınırlarını zorlayacak yapay zeka araçlarına erişebilmelidir ve daha sonra YouTube içerisinde farklı yapay zeka araçlarını test ettiklerini duyuruyorlar ve daha önce bunu duyurmuşlardı zaten ve muhtemelen bu yıl içerisinde bu denenen yapay zekaların bir kısmı gelecek. Bunu 2023 yılında yaptıkları bir konferansta da söylemişlerdi. Burada ona gönderme yapmış ve bu yıl içerisinde muhtemelen birkaç farklı yapay zeka aracı YouTube içerisine gelecek. Oyun alanını eşitliyoruz. Burası önemli ve herkese güç veren yapay zeka araçlarını geliştiriyoruz. Shorts herkesin kolayca başlangıç yapabileceği bir yol ve yapay zeka inovasyonu daha da kişinin içerik oluşturmasını mümkün kılacaktır diye devam ediyor. Ve bununla birlikte kısa videoların daha da önem kazanacağını anlamış oluyoruz. Yapay zeka desteğinden mutlaka faydalanmalı ancak tamamen yapay zeka ile oluşturulan içerikten kaçınmalı anlamı çıkıyor. Özetle bütün içeriğinizi yapay zekaya yaptırmayın. Bu önemli bir gelişme. Öncesinde ben de birkaç deneme yapmıştım. Ya, tamamen yapay zeka ile oluşturduğum içerikleri YouTube'da yayınladım. Ve diğer platformlarda da yayınladım bu arada. Benzer olarak bütün platformlarda aynı tepkileri gördüm. Yeni bir hesap açıp tamamen yapay zeka ile oluşturduğum videolar yükledim. Ancak hiçbir şekilde gösterim almadı. Instagram da bu işe kafa yormaya başladı. Bu arada ilk olarak bunu TikTok yaptı. TikTok yapay zeka ile üretilen içeriğin işaretlenmesini istiyor. Eğer bunu yapmazsanız, yani bu içeriği yapay zeka ile ürettiğinizi bildirmezseniz TikTok'a ve algoritma bunu fark ederse içeriğinizi yaymıyor. Yani keşfete düşme ihtimalini sıfıra yaklaşıyor. Benzer durumu diğer sosyal medya platformlarında da göreceğiz muhtemelen. Ve şu açıkça belli oldu ki tamamen yapay zeka ile üretilen içerik artık kabul görmeyecek. YouTube ise bu olaya şu şekilde bakıyor. Yapay zeka araçlarını tamamından faydalanın. Evet birçok yapay zeka aracı var. Ancak bunu yaparken tamamen bunu yapay zekaya yaptırmayın. Sadece destek alın ve kendi yaratıcılığınızı, kendi yeteneklerinizle videoya aktarmanızı istiyor. Ben videolarımda yapay zeka desteğini sıkça kullanıyorum. Bundan dolayı ilk madde benim için çok önemli ve gelecekte YouTube'da var olmaya devam etmek istiyorsak bu tarz mesajları dikkate almamız gerekiyor ve kurallara uygun hareket etmemiz gerekiyor. Diğer maddelerde ise YouTube'da içerik üreticilere yeni araçlar sunulacağından ve daha fazla geliştirmenin geleceğinden genel olarak bahsedilmiş ve muhtemelen farklı gelir elde edeceğimiz araçlarla karşılaşacağız yakında. Bununla birlikte televizyon uygulamasını da geliştireceğini söylüyorlar. Topluluk ve içerik üreticilerinin korunacağından bahsediliyor. Gerçekten YouTube içerik üreticileri ve izleyiciler için güzel gelişmeler bunlar. YouTube'un daha kaliteli ve daha güzel bir ortam olacağı anlamına geliyor. Özellikle yapay zeka gelişmelerini kontrol altında tutmaları da önemli. Çünkü tamamen bu olayı yapay zekaya bırakılırsa artık gerçekle yapayı ayırt edemez hale geleceğiz ve bir bilgi karmaşası ortaya çıkacak. Beni takip eden birçok YouTuber arkadaşım var. Bunu biliyorum. Yorumlarda da görüyorum. Hatta yeni içerik üretmeye başlayacak arkadaşlar da var. Bu işleri nasıl yapalım diye. Bu arada yapay zeka desteğiyle nasıl içerik üretirizle alakalı bir video yayınlamayı düşünüyorum. Ancak ancak onun daha zamanı var. Öncelikle farklı konularımız var. Yakın zamanda Gemini Ultra çıktı piyasaya ve bununla alakalı detaylı videolar gelecek. Bu arada 10.000 takipçi olmamıza az kaldı. Destekleriniz çok önemli. Mutlaka kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.